bir kez daha paylaşalım. Libya tezkeresinin uzatıldığına ilişkin sıcak bir gelişme. Türk askerinin görev süresini 18 ay uzatan tezkere kabul edildi. Hatırlayacaksınız sevgili seyirciler. Bu yılın başında yani Ocak ayında 2020 yılının Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanmış ve Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere için olağanüstü toplanmıştı ve meclisten geçmişti. İşte o tezkereyle ilgili Türk askerinin Libya'daki görev süresini uzat kararı alındı. Libya tezkeresinin süresi uzatıldı. 18 ay daha uzadı sevgili seyirciler. Bu tezkere süresi bir kez daha ifade edelim sevgili seyirciler. Ocak ayında 2 Ocak'ta aslında tezkere kabul edilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanmıştı. Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Mustafa Şentop başkanlığında Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereydi ve o tezkereyle ilgili süresinin uzatılmasına ilişkin bir karar var. Libya tezkeresi uzatıldı. Türk askerinin görev süresi de bu uzatma ile birlikte 18 ay daha devam edecek. Libya'daki görevi Türk askerinin. Bölgede yaşananlar malumunuz sevgili seyirciler elbette Türkiye bu tablo karşısında harekete geçti, adım attı belli etti durduğu noktayı ve bir tezkereyle de Sevgili seyirciler Türk askeri Libya'ya gönderildi. Ocak ayında kabul edilmişti bu tezkere. Türk askerinin Libya'daki görev süresini uzatan yeni bir karar var. 18 ay daha uzadı Türk askerinin Libya'daki görev süresi. Uzayan tezkereyle ilgili detayları aktaracak bize. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Genel Kurulu'na sunulmuştu. E, Libya'ya asker gönderilmesini, e, Libya'da Türk askerinin görev yapmasını uzatan tezkere işte o tezkerenin gerekçesinde önemli ayrıntılar vardı. Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin muhtıra hatırlatılmıştı. Tezkere bölgedeki istikrar ve barışın Türkiye için çok önemli olduğu vurgulanmıştı. Yine Libya'da kalıcı ateşkesin hala sağlanamadığı belirtilmişti. Cumhurbaş. Başkan Erdoğan başkanlığında meclise gönderilen o tezkerede Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri için risk ve tehdidin devam ettiği hatırlatılmıştı. Tabii tezkerenin görev süresi doluyordu. 2 Ocak itibariyle bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Gruplar e konuşma yaptı tezkereye ilişkin ve geçtiğimiz dakikalarda da kabul edildi. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere 2 Ocak 2021 tarihinden itibaren Mehmetçik Libya'da 18 ay daha görev yapacak. Mehmetçik'in görev süresi 18 ay daha uzatılmış oldu. Bugün